Rıdvan Dilmen bombayı patlattı. Galatasaray Rizespor'u sahasında 6-2 mağlup edip puanını 78'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Sarı Kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray Rizespor'u 3. viteste 6-2 yendi. Galatasaray takımı bu ligin çok üstüne bir kadroya sahip. Nelson'u tebrik etmek gerek. Sezon başında gitmek isteyen oyuncuydu ama şu anda takımı inanılmaz sahipleniyor. Kerem Demirbay Galatasaray'ın bu sezonda Winston Sanchez'den sonraki en iyi transferi. Torreira'nın sırtından büyük yük aldı. Mükemmel bir maç çıkardı, çok da iyi bir sezon geçiriyor. İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar 17 Mart Pazar günü saat 16'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Kasımpaşa karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray Barış Alper'le 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Muslera'yı da yeni kontrata ikna etmeye çalışan Sarı Kırmızılı yönetim Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılılar da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktör Okan Borun'un da yüzünü güldürüyor. Halihazırda 2027 yazında bitecek kontratını 2029'a kadar uzatan milli yıldızın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı yapıldı. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan genç yıldızı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra La Liga ekibi Real Betis'te yakından takip ediyor. Zaniolo Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolò Zaniolo için, İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan yıldızın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizler oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısını verebildi. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan Sarı Kırmızılılar sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Atatürk'ün ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden arttırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Danimarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı bildirildi. Sarı Kırmızılılar Victor Nelson'a 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Abdülkerim ve Davinson'u Karayhan ve Emin Bayram'la yedeklemesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta saha transferinde kullanacak. Galatasaray'dan orta sahaya Wunderkid. Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Grønbech'e çevirdi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Aarhus'tan 3,5 milyon euroya Boda'yı imza atan Grønbæk için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euro teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, Yıldız'ı Rugali için Mokeza İngiliz'de ve Manchester United teklif sundu. The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euroya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Lucas Torreira, Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olduğunda da takımına 30 milyon euro kazandırmıştı. Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emre Can için harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 30 yaşındaki orta sahayla görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve Ben Libero ekinde forma giyebilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızılılara Emre Can yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da ayrılık. Kadrosunun güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, elindeki yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Boy ve Bakan bu transferleriyle kasasına bulutlar dahil 45 milyon euro koyan Cimbom, sezon sonunda da önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Serie A temsilcisi Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. İtalyanların Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 16 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.